Merhaba arkadaşlar. Evet, bu videomuzda ekstremum noktalarını göreceğiz. Bir fonksiyonun ekstremum noktaları. İşte ekstremum noktaları için arkadaşlar bazı tanımları bilmemiz gerekiyor. Evet, bazı tanımları çok yerel maksimum ve yerel minimum noktalar. Aslında yerel maksimum ve yerel minimum noktaların biz yerel ekstremum noktaları diyoruz ama bu ekstremum noktalarda bazıları istisnası var. Onlara bakacağız. İşte önce tanımdan gidelim, matematiksel tanımı. Fx fonksiyonu ise işte A'daki dar komşulu. Dar komşulu ne dedik arkadaşlar? Şöyle bir incelediğimizde artım azalım var mı ona bakıyoruz. Geometrik olarak incelediğimizde aslında yerel maksimum için arkadaşlar artandan nereye gitmesi lazım? Azalandan gitmesi lazım ki tepe oluşsun. Yani fonksiyon artandan azala döndüğü noktalar. Artandan azala döndüğü noktalar arkadaşlar. Türevin sıfır olduğu noktalar bazen sağlamayabiliyor. Türev olmayabiliyor o noktada. Onun için tam yerel maksimumda artandan azala ya uç değerlerdir ya da artandan azala azalana artandan azalana döndüğü noktalardır. Biz bunlara ne diyoruz? Yerel maksimum diyoruz. Yerel minimumda fx fonksiyonu ise işte A noktasındaki dar bir komşulukta alabileceği en küçük değer. Yani ne demek bu dar komşuluk arkadaşlar? Herhangi bir aralık belirliyoruz. Bu aralıkta fonksiyon ne olacak? Azalandan artana dönecek arkadaşlar. Azalandan artana dönecek. Yani azalandan artana döndüğü yer. Şimdi azalandan artana döndüğü yer. Şimdi arkadaşlar bu aslında ne anlaşılıyor? Biz kurallaştıralım hemen bu tanımları. Yerel minimum ve yerel maksimum noktalarında ekstremum noktaları diyoruz. Onu biliyoruz. Evet. Yani yerel maksimum ve yerel minimumlar üzerinde odaklanacağız. Şimdi türevi sıfır yapan değerlerdir diyebiliriz hemen. Ama tam demeyeceğiz. X değerleri diyelim mesela. Y eşit fx fonksiyonu verirsin. Tanımlı bir y eşit fx fonksiyonu. F üssü x'i, f üssü x eşittir 0 olsun. Bu denklemi sağlayan x1, x2, x3 ve x4 değerleri olsun arkadaşlar. Hepsini sağladığını varsayalım. Biz bunları inceliyoruz hemen. X, f üssü x nedir? x1, x2 sıralamasına göre yazıyoruz. x3, x4. Fonksiyonumuz artan olsun arkadaşlar. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. F üssü x'i 0 yapan değerleri buluyoruz. F üssü x'in artı olduğunu varsayıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bu birinci kuralını şöyle bir yazalım. Burada ne yaptı fonksiyon? Azaldı. Burada arttı. Burada arttı. Burada tam tersi yaptı. Artı, eksi, artı. Şunu bir daha yapalım. Evet, çift katlı kökler şimdi yok. Temiz diyelim. x1, x2, x4, x1, x3, x4, x1 çift katlı kök değil. Hepsi normal eşsizlik gibi düşünürsek. Artmış, azalmış, artmış, azalmış ve artmış. Evet, hangi fonksiyon, hangi aralıkta neyse ona artan azalan diye belirliyoruz arkadaşlar. Şu belirlediğimiz tepe noktaların hepsi arkadaşlar. x1 nedir? X1 ve X3 yerel maksimum, X2 ve X4 yerel minimum arkadaşlar. Minimum. Ve bunların arkadaşlar en önemlisi ikinci türevleri sıfırdan farklı. Yani F2 X1 farklı 0, F2 X2 farklı 0, F2 X3 farklı 0, F2 X4 farklı 0. Neden farklı 0? Çünkü 0 olduğunda şimdi göstereceğiz. Dönüm noktası olma ihtimali var. Dönüm noktası olduğunda arkadaşlar o noktada yerel maksimum ve minimum yoktur. İkincisi arkadaşlar, ikincisi, şimdi birincisinde biz ne yaptık? Tepe noktaları oluşturduk. Tepe noktalarını yazdık. X1, X2, X3, X4 dedik. Bu X1, X2, X3, X4'ler arkadaşlar. Ne demiştik? Yerel, X1, X3'e yerel minimum noktası, yerel X1, X3'e yerel maksimum, X1, X2, X4'e yerel minimum demiştik. Evet. Biz burada arkadaşlar, burada
Farkına varacağımız şey arkadaşlar, eğer biz bu bulduğumuz x1, x3 değeri eğer ikinciyi de 0 yapıyorsa arkadaşlar, çift katlı kök olmayacak. Yani çift katlı kök olduğunda ne yapıyor? Biz ekstrem noktası olarak alamıyoruz. Yani bunun tek istisnası bu. Yani çift katlı kök yapmayacak. Ya da türevini aldığımızda fonksiyonu değiştirecek arkadaşlar. Yani değiştirmediği sürece biz ne yapamıyoruz? Yani bir artan bir azalan olacak. Aslında maksimumla minimumu bizi asıl tanıma götüren şey bir azalanın olması lazım, bir de artanın olması lazım. Mesela şu örnek incelediğimiz zaman fx eşittir x küpü incelediğimiz zaman arkadaşlar türevini aldığımız zaman f üssü x ne yapar? F üssü x eşittir 3x kare yapar. Bu hiçbir aralıkta arkadaşlar hep artandır. Hiçbir aralıkta azalan değildir. 3x kare çünkü hep pozitiftir. 3x kare her zaman nedir? 3x kare her zaman pozitiftir. Hep artan fonksiyondan bir yerel maksimum, yerel minimum söz edemeyiz değil mi? Hep artmış. Hep artmış. Yani bir tepe noktası olacak ki, bir aşağı inecek ki, bir azalma gösterecek ki arkadaşlar. Ne olacak? Tepe noktası ya da çukurluk olursun. Yani tümsek ya da çukurluk. Çünkü artan azalan olmadığı zaman ne olmuyor arkadaşlar? Tepe ya da çukurluk oluşmuyor. Yani ama şurada şunu bileceğiz. F üssü x'i 0'a eşitliyoruz arkadaşlar. F üssü x'i 0'a eşitliyoruz. Ve sonra artan azalan kısımlara bakıyoruz. Artandan azalana, azalandan artana geçiş varsa kesinlikle ekstremum noktasıdır. Ama yoksa kesinlikle mesela artıyor ve tekrar artıyor. O zaman burada bir ekstremum noktasına söz etmek mümkün değildir. Mesela x küpün 0 noktası arkadaşlar. Mesela 0 noktasına bir ekstrem noktası değildir. Neden? Çünkü fonksiyonu artıyor, tekrar artıyor. X küp hep artan bir fonksiyondur değil mi? Hep artan bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar biz ekstrem noktasından bahsedemeyiz. Ekstrem noktası yoktur arkadaşlar. Yerel ekstrem noktası yoktur. Şuraya bir hatırlatma da ekleyelim arkadaşlar. Yerel minimum noktalar içerisinde en büyüğüne ne diyoruz? Mutlak minimum diyoruz. Yerel minimum değerleri içerisinde ki içerisindeki en küçük değere mutlak minimum denir. Yine aynı şekilde arkadaşlar yerel maksimum değerleri içerisinde şuraya yazalım. Yerel maksimum değerleri içerisinde en büyük değere mutlak maksimum denir. Evet, bu tanımlar arkadaşlar çok önemli. Kafamıza yer etmesi lazım. Önce yerel maksimum bakalım. Yerel maksimumu şu şekilde matematiksel değil de daha görsel olarak şöyle sıralayabiliriz arkadaşlar. Artandan azalana geçen noktalar diye sıralayabiliriz. Ya da Tümsek noktalar. Bu tümsek noktalar sivri de olabiliyor arkadaşlar. O sivri noktada hatırlarsanız türev olmuyordu. Yani türevin olmaması yerel maksimumunu etkilemiyor arkadaşlar. Ekstremumunu etkilemiyor. Aklınızda bulunsun. Yani bir sivri nokta diye orası yerel maksimum değildir diyemeyiz. Türevi yoksa yoktur. Ama ekstrem noktası vardır. Evet. Tüm tümsek olan yerlere biz ne dedik? Yerel maksimum noktası dedik. Matematiksel tanımda arkadaşlar dar komşulukta inceliyoruz. Oradaki geçiş varsa en küçükten en büyük değere, diğer değerlere değer varsa o geçişten dolayı orada bir tümsek nokta oluşuyor. O tümsek noktadan dolayı da en büyük diyoruz. Yerel minimum da aynısı, yansıması tersi. Altta yani azalandan artana geçtiği noktalar arkadaşlar. Bunu kendimiz kafamıza canlandırmamız lazım. Azalandan artana yerel minimum azalandan artana geçiyor. Yerel maksimum artandan azalana geçiyor. Yani yerel maksimum, yerel minimum. Evet.
O noktalar bize neyi veriyor? Ekstremum noktalarını veriyor. Biz yerel maksimum ve yerel minimum tüm noktalar biz ne diyoruz? Ekstremum noktası diyoruz. Bunda da sıkıntı yok bu tarımda. Ekstremum noktasının arkadaşlar genelde biz ne yapıyoruz? Türevi sıfıra eşitleyerek buluyoruz. Ama her türevi sıfır yapan değer de ekstremum olmayabilir. Buna da dikkat edelim, aklımızda bulunsun. Çünkü bazı noktalarda türev yok. Daha önce de söylemiştim. Türevlenebilirlikte de istisna vardı arkadaşlar. Sivri nokta burada da istisna. Sivri noktayı sıfır yapan değer yoktur ancak türevi yoktur o noktada. Türevin değeri ancak o nokta bir ekstremum noktasıdır. Aklınızda bulunsun. Evet. Biz türevi sıfıra eşitledik. Artan, azalan, artan, azalan, artan noktaları bulduk arkadaşlar. Buralar ne oluyor o zaman arkadaşlar? Tepe noktalar oluşuyor bakın. Tepe, çukur, tepe, çukur. Evet, biz bu noktalara ekstremum noktası diyoruz ve hiçbiri sıfırdan, ikinci türevleri sıfırdan farklı olacak arkadaşlar. Sıfırdan farklıysa bir şey söyleyemeyiz. Ona incelememiz lazım. Şurada çift katlı kökün olmaması lazım. Onun istisnası da odur arkadaşlar. Yani yerel ekstremumda en çok zorlanacağımız nokta arkadaşlar, türevini direkt sıfıra eşitlediğimizde hemen hepsine ekstremum noktası diyemiyoruz. Çift katlı köklere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Bunun dışında yerel ekstremum noktalarında arkadaşlar bizi zorlayacak fazla soru yok. Şimdi bir de şekilsel inceleyelim. Şekilsel inceleyelim. Çünkü matematiksel biraz daha arkadaşlar akılda fazla kalıcı olmuyor. Biraz daha şekilsel insan istiyor. Daha çok böyle görsel düşünmek istiyor. Evet, görsel yapalım hemen. Bir tane şeklimiz var. Çizelim hemen. Şöyle gelsin. Sonsuzdan geliyor. Evet, y eşittir x küpün grafiği aslında bu. Şuradan şöyle bir tepe noktası oluşsun. Evet, şurası A olsun. Şurası da B olsun. Evet. Şu B'yi bir tane daha yapalım bundan. Evet, şurası da B olsun. Şimdi arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi bir dönme noktamız var. Bir de tepe noktalarımız var. Tepe noktalarına bakalım. Şimdi bütün uç değerler arkadaşlar bir kere şu nokta, şu nokta arkadaşlar. Şu aşağı doğru olduğu için, en aşağıda olduğu için hatta en aşağıda tam kestiremeyiz. Bunlar A noktası, burası, şuraya A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim arkadaşlar. Şurada da O noktası. Yani orijin. Şimdi arkadaşlar A, B, C, D. Şurası da E olsun. Şurası da F olsun. F noktası. Tam tepe nokta. Tam tepe nokta. Şimdi arkadaşlar. Burada aşağı bakanlar yani aşağı artan mantığımız şu. Artandan azalana, artandan azalana her geçen yerde tümsek oluşacağı için arkadaşlar bu nedir her zaman? Yerel maksimumdur. Yani aslında yerel maksimum nasıl yapıyoruz? Artandan azalana geçecek. Bu nedir? Yerel maksimum. Böyle şifreleyin. Azalandan artana geçecek arkadaşlar. Azalandan artana. Bu nedir? Yerel minimumdur. Minimum. Evet, uç değerler direkt zaten aşağıdaysa yerel minimum, yukarı doğru gidiyorsa yerel maksimumdur. Aşağıda olduğu için nedir? A yerel minimumdur. B yine aşağı olduğu için bakın aşağı olduğu için demeyelim şöyle açıklayalım. Azalandan artana geçtiği için arkadaşlar A, B yerel minimumdur. F bakın azalandan artana geçiyor. O zaman nedir? Yerel minimumdur. A, B, F nedir arkadaşlar? Yerel minimum noktasıdır. A, B, F yerel minimum noktasıdır. Artandan azalana geçecek bakın tepe oluşuyor tümsek. Ya bildiğimiz tümsek oluşsa kesinlikle maksimumdur aklınızda bulunsun. E maksimumdur arkadaşlar. C
Tepe noktası arkadaşlar. Ya bu sivri bir tepe ama yine tepe noktası. Artandan neye geçmiş arkadaşlar? Keskin bir şekilde azalana geçmiş. O zaman bu ne oluyor? Bu da C noktası da ne oluyor? Tepe noktası, sivri nokta diyebiliriz hatta. Sivri tepe nokta diyebiliriz. Sivri tepe noktasıdır. D noktası da arkadaşlar yukarı baktığı için, artanda olduğu için, azalandaysa uçlarda azalan ve artana bakıyoruz arkadaşlar. Artanda olduğu için, gitti de yukarı tırmandığı için D nedir yine? Yerel bir maksimum noktasıdır. Yerel maksimum. Evet. Demek ki ABFECD nedir arkadaşlar? Ekstremum noktalardır. Şu O'da arkadaşlar dönüm noktası vardır. Yani O'da dönüm noktası olduğu için nedir türev? Ekstremum noktası olarak almıyoruz. Evet, türevi sıfır yapıyor. Orada ilginç bir özelliği de var arkadaşlar. Bu ona bir istisnadır. Buranın türevi nedir? X küp fonksiyonu olarak varsayarsak, x küpün integralinin türevini alırsak, x kare ama orayı sıfır yapıyor. Ama sıfır yaptığı halde artan, daima artan olduğu için tepe noktası oluşmuyor. Tepe noktası oluşması için arkadaşlar artan ve azalan fonksiyonlara ihtiyaç var. Çünkü artan azalan olmayınca tepe noktası hakkında karar veremiyoruz değil mi? Artan azalan olacak ki tepe olsun ya da çukurluk olsun. Azalandan artana geçsin. Evet, bu mantığını arkadaşlar iyi kavramamız lazım. Yani önce sözel mantığını iyi kavrayın, ondan sonra işlemlere geçin. Çünkü sözel iyi kavramadığınız zaman çok sıkıntı yaşarsınız. Evet. Temel mantığı budur arkadaşlar. Şu iki çizdiğimdir. Yukarıdan aşağı geliyor, tepe oluşuyor adı üzerinde, yerel maksimum. Aşağıdan yukarı gidiyor, o zaman ne oluşur? Yerel minimum noktası oluşur. Evet, şimdi biraz sorulara geçelim. Peki bunların başka bir istisnası var mı bakalım. Fx eşittir. X üzeri 5 bölü 5 eksi x üzeri 4 bölü 4 artı 7. Yerel ekstremumları inceleyiniz. Yerel ekstremumlarını inceleyiniz. Şimdi ekstrem noktalarına bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ekstrem noktası için hemen ne yapıyoruz? Türevin sıfır değerine bakıyoruz. Normal fonksiyon verimde bizim için türev çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü polinom fonksiyonlarda kırılmalar fazla olmadığı için, mutlak değerde olmadığı için tespit etmek biraz daha kolay. Ama polinom fonksiyonlarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dönüm noktası çok çok önemli. Çünkü bir değer hem dönüm noktası olabilir hem ekstremum noktası gibi davranabilir. Bunun için türevi hemen inceleyelim ve tablomuzu çizelim. X üzeri 4 eksi x küp yapar. Bunu sıfır eşitlediğimizde arkadaşlar x küp parantezinde x eksi 1 eşittir 0. X ne yapar burada arkadaşlar? Ya 0'dır ya da x eşit 1'dir. Şimdi bunun artan azalanını incelediğimizde arkadaşlar, artan azalanını incelediğimizde x, fx değil mi? 0 ve 1. Şimdi normalde artı, eksi, artıdır değil mi? Evet, 0 değerde nedir? 0 verdiğimizde sağlıyor, diğer 0 verdiğimizde sağlıyor. Şimdi x 1 ve 0 değerlerini aldı, yazdık. O zaman burada artandır, burada azalandır, burada artandır arkadaşlar. Değil mi? Şöyle yazalım. Şimdi bu fonksiyonun ikinci türevi de arkadaşlar, ikinci türevini aldığımızda x 0 noktası sıkıntılı bir nokta. Neden? Çünkü x 0 noktasını biz tekrar aldığımızda sıkıntı yaratıyor bize, değil mi? F2 üssü x de 0'dır. Şimdi buna nasıl karar vereceğiz? Evet. Burası arkadaşlar tam kare olmadığı için, burası çift katlı kök olmuyor. Çift katlı kök olmadığı için de hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Yani tepe noktalarımız nedir arkadaşlar? 0 yerel maksimum değil mi? Yerel maksimum, bir de yerel minimum.
Evet. Değer vererek de görebiliriz arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Eğer bura kare olsaydı, örnek veriyorum. Bura çift katlı kök olurdu. Artan artan olurdu. O zaman sıfır ne yapardık? Egale ederdik. Yani her dönüm noktasında şöyle diyemeyiz. Her dönüm noktası da ekstrem noktası olabilir ya da olmayabilir diyemeyiz. Tabloda incelememiz lazım. Yani tabloda incelemedikten sonra hiçbir şey diyemeyiz. Yani bizim asıl o bulduğumuz kök arkadaşlar azalandan artana, artandan azalana geçmesi lazım. Ekstrem noktası olması için. Azalandan azalana geçiyorsa, artandan artana geçiyorsa o zaman ne yapar? Kök olarak kabul edemeyiz. Artana geçecek, artandan azalana geçecek. Mesela biraz daha şöyle fx eşittir. X'leri 4'ü inceleyelim arkadaşlar. Evet, fx x kare 4 ikinci türevini aldığımızda yine aynı şey oluşuyor değil mi? Ekstremum noktalarını bulunuz. Ekstremum noktalarını bulunuz. Türevi sıfır yapan değerlere bakıyoruz. Hemen f üssü x ne yapar? 4x küp yapar değil mi? Şimdi bu noktada arkadaşlar bizim hemen sıfıra eşitlememiz lazım değil mi? 400 küp eşittir sıfırdan. X ne yapar arkadaşlar? Sıfır yapar. Demek ki sıfır değeri bir ekstrem noktasını bakalım. Şimdi ikinci türevi aldığımızda da sıfır yapıyor. İkinci türevi aldığımızda da sonuçta nedir? 12x kare. Bunu ayırt etmenin en iyi yolu arkadaşlar artandan azalana geçiyor mu diye bakalım. Eğer geçiyorsa artandan azalana arkadaşlar tepe noktasıdır. Azalandan artana geçiyorsa yine tepe minimum noktasıdır. Azalandan artana geçiyorsa pardon. Eğer böyle bir durum yoksa artandan artana azalandan azalana geçiyorsa o zaman tepe noktası ya da minimum noktası ya da maksimum noktası oluşmaz. Bakalım. Hemen x'e fx, f üssü x grafiğimizi çizelim. Bir kökümüz var 0, fonksiyonumuz artı eksi. X sıfırda değil mi? Evet, burada çift katlı kök yok, tektir. Dikkat edin ona. Yine artmış, pardon, azalmış. Burada da artmış. O zaman ne oluşuyor arkadaşlar? Eksi yerlere azalan diyoruz, artı yerlere artan diyoruz. Ne olmuş o zaman burada? Tabii ki çukurluk var. Minimum noktası. Sıfır nedir? Yerel minimum noktasıdır. Diğerini de bulabilirsiniz. Hatta orijin oluyor bu. Sıfır sıfır değil mi? Orijin yerel minimum noktasıdır. Tam orijin. Zaten y eşittir x kare gibi. Yani şöyle bir mantık oluşturabiliriz. Her dönüm noktası ekstrem noktası olabilir de olmayabilir de. Bunu grafik çizerek özellikle şu tablo grafiği çizerek arkadaşlar görmemiz lazım. Onun için eşitsizlikler konusunu bir tekrar edin. Çünkü eşitsizlikler burada çok kullanıyoruz. Eşitsizlikteki o tablo buradaki tabloyla aynı mantığa sahip. Nereler negatif, nerelerin pozitif olduğunu bulmaya yönelik. Onun için çok çok önemli. Evet. Ekstremum noktalarında arkadaşlar dikkat etmemiz gereken noktalar bunlardır. Evet, gelecek videolarımızda bol bol soru çözeceğiz zaten. Burada sadece konunun ana fikrini vereceğiz. Yani bir ekstremum noktası deyince arkadaşlar mantıklı olarak aklımıza şu kalması lazım. Ekstremum noktası deyince. Yerel maksimum deyince arkadaşlar artandan yani tırmanacak ve düşecek. Tepe noktası oluşması lazım. Yerel minimum da arkadaşlar azalacak ve artacak. Çukurluk oluşması lazım. Evet. Bu çukurluk illa orada o noktada türev tanımlı olmayabilir. Tanımlı olması şart değil. Bunu da dikkat edin. Yani ekstrem noktası demek orada türev kesin vardır demek anlamına gelmiyor. Artandan azalana, azalandan artana geçmişse kesinlikle bir ekstrem noktası vardır diyoruz. Bunun istisnası yoktur. Artandan azalana, geçmişse arkadaşlar muhakkak bir ekstrem noktası vardır. En güzel tanımı böyle yapabiliriz. Evet, bu mantığı kavradıktan sonra arkadaşlar gelecek derslerimizde bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar. Evet, gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.